Bugünkü ilk vakamızda bir mağazada gerçekleşen korkunç saldırıyı, kurbanın o gün neler yaşadığını ve yıllar sonra gelen tüyler ürpertici itirafı konuşacağız. Ayrıca kiliseye gitmek için evinden ayrılan bir kızın sır dolu kayboluşuna, yürütülen soruşturmaya ve failin nasıl yakalandığına tanık olacağız. Hazırsanız, 10 yıllar sonra çözülen vakaları konuştuğumuz kalp kırıklıklarıyla dolu, sadece soğuk başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde yer alan 7000 nüfuslu Laurel'a gidiyoruz. Miranda Colin Fenner, 26 Aralık 1979 tarihinde Sacramento'da dünyaya geldi. Miranda, Mike ve Sherry Fenner çiftinin büyük çocuğuydu, Tim adında küçük bir erkek kardeşi vardı. Henüz 11 yaşındayken, çocukluk arkadaşlarından ve büyüdüğü şehirden kopmak zorunda kaldı. Ailesiyle Laurel, Montana'ya taşındılar. Miranda yeni çevresine hızla uyum sağladı, Laurel Lisesi'nde eğitim görüyordu ve burada yeni arkadaşlar edindi. 1998'de liseden mezun oldu ve bir video kiralama mağazasında bir iş buldu, burası evine yürüme mesafesindeydi. Her müşteriyi coşkuyla karşılayan ve her zaman onlara yardım etmeye hazır bir Miranda vardı, işini severek yapıyordu. Ancak hayatında kendine göre planları vardı. 15 Kasım 1998 Pazar günü, saat akşam 8'den birkaç dakika sonra, Laurel Polis Departmanı'na bir telefon geldi. Telefonun ucundaki kadın, Miranda'nın çalıştığı video mağazasının önünden geçiyordu. O sırada kapısından çıkıp yardım isteyen birini gördü ve durumu şüpheli bularak polise bildirdi. Polis memurları hemen olay yerine geldiler ve mağazanın önünde kanlar içinde yatan bir kadın ile etrafında toplanmış 3 kişiyle karşılaştılar. Vücudu kanlar içinde ve bilinci kapalıydı, zayıf atan nabzı hayatta olduğunun tek işaretiydi, hemen sağlık ekiplerini olay yerine çağırdılar. Mağazaya giren polis memurları, mağazanın içinde kaosun hakim olduğunu fark etti, Miranda'nın acı içinde ön kapıya gittiğini gösteren kan izleri vardı. Saat 10 civarında ise hastaneden kötü haber geldi ve Miranda'nın yaralarına yenik düştüğü, tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Miranda'nın trajik ölümünden sonra, dedektifler faili bulmak için yoğun bir soruşturma başlattı, yüzlerce kişiyle görüşüldü, her ipucu titizlikle takip edildi. Tüm ipuçlarına rağmen, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemedi, ona zarar vermek isteyecek birisi bulunamadı. Ek olarak mağazanın kasasından, olay günü bir miktar para çalındığı tespit edilmişti. Bu da cinayet nedeninin soygun olabileceğini gündeme getirdi. Günler hayal kırıklığı ve umutsuzluklarla geçti ve sonunda soruşturma çıkmaza girdi. Ailesi ise umutlarını yitirmeyip meseleyi kendi ellerine aldı. Miranda'nın resminin olduğu ve hikayesini anlatan el ilanlarını bastırıp ülke geneline yaydılar. Adalet arayışları hiçbir zaman durmadı. 2000 yılının Temmuz ayında ise, Dawson County polislerine bir ihbar geldi ve polisler ihbar edilen adamın izini sürdü. Glendale, Montana'da adamın arabası durduruldu ve polisle çatışmaya girdi, çıkan çatışmada bir polis yaralandı, adam ise çatışmada hayatını kaybetti. Adamın ölümü, Miranda'nın cinayeti hakkında yeni söylentilere ve spekülasyonlara yol açtı ve cinayetle bağlantılı olduğu iddia edildi. Yapılan kapsamlı soruşturmanın ardından, dedektifler söylentilerin asılsız olduğunu açıkladılar. 2006 yılında ise, Miranda'nın annesi Sherry bir medyumun programına katıldı ve kızının hikayesini anlattı. Medyum ise katillerin yakınlardan olduğunu, mağazanın devamlı müşterileri olduğunu ve cinayeti iki kişinin işlediğine inandığını açıkladı. Sherry'nin medyuma olan şüpheciliğine rağmen, programda yer alması fayda sağladı ve izleyicilerden çok sayıda telefon ve mektup aldı. Sherry aldığı tüm bilgileri, Miranda'nın davasını araştıran dedektiflere iletti, ancak yine somut bir şey çıkmadı. Tarihler Ekim 2013'ü gösterdiğinde ise, Beverly Saylor adında bir kadın polislere ulaştı, cinayetle ilgili değerli bilgileri olduğunu iddia etti. Beverly Saylor, eski kocası David Saylor'ın üvey oğlu Zach O'Neill'ın, Miranda'nın cinayetine karıştığına inanıyordu.
onu şiddete eğilimli bir kişi olarak tanımladı. Üvey oğlunun cinayet gecesi Montana'da olduğunu, o gün video mağazasından film kiraladığını ve cinayetten kısa bir süre sonra ayrıldığını söyledi. Dedektifler Zeki araştırdı, ancak onu cinayetle ilişkilendirecek kanıtlar yoktu ve bu dedektifler için yine çıkmaza girmek demekti. Belirli aralıklarla farklı kişiler, polislere ulaşıp Miranda'nın cinayetini itiraf etti. Ancak bunların hepsi sahteydi ve dedektifler sahte itirafların peşine düşmek zorunda kaldı. Nisan 2016 ise, beklenmedik bir gelişmenin yaşanacağı tarihti, bir psikiyatri hastanesinde bulunan Zack O'Neill şaşırtıcı bir itiraf yaptı. Ancak dedektifler, Zack'in bu itirafına şüpheyle yaklaştılar, çünkü verdiği bilgiler zaten kamuoyunda biliniyordu ve Zack başka bir cinayet girişimini de üstlenmişti. 19 Mart 2017 tarihinde, Zack tekrar sahneye çıktı ve ilçedeki polis karakoluna gitti, dedektiflerle konuşmak istediğini belirtti. Yıllar önceki itirafının aynısını tekrarladı, geçmişte işlediği cinayetlerden, daha önce ciddiye alınmadığından bahsetti. Zack Laurel'a geri döndüğü zamanlardan, 1998'in Mayıs ayından bahsetti ve o zamanlar 18 yaşındaydı, babasıyla birlikte yaşıyordu. İfadesine göre cinayet günü annesiyle evdeydi ve annesine film kiralayacağını, bu yüzden şehirdeki mağazaya gideceğini söyledi. Filmi aldıktan sonra sorunsuz bir şekilde eve döndü, annesi ise aldığı filmi kötü buldu ve öfkelenip onu filmi geri götürmeye zorladı. Mağazaya geri dönen Zack, diğer müşterilerin gitmesini bekledi ve o sırada soygun yapmaya karar verdi. Miranda'dan para istedi, genç kız zorluk çıkarmadan verdi, ancak Zack paranoyak düşünceler içindeydi ve Miranda'yı arka odaya götürdü. Önce onu bağlayıp kaçmayı düşündü, ancak onun kim olduğunu bilmesinden korkuyordu ve genç kızın boğazını kesti. Zack Miranda'nın kendi kanıyla guruldadığını duyabiliyordum dedi, hatta bunları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. 2013'te üvey kardeşini kaybettiğini, onun ölümünden beri suçluluk ve pişmanlık duygularıyla boğuştuğunu, depresyonla mücadele ettiğini belirtti. Bu yükün altında zamanla ezildi, artık gerçekleri kabullenme ve itiraf etme zamanıydı, sonunda polislere ulaştı. Zack O'Neill, resmi olarak Miranda'nın cinayetinden suçlandı ve tüm suçlamaları kabul etti. Ceza duruşması bir sonraki ay olarak belirlendi ve Zack duruşmaya kadar Montana'da kalmayı kabul etti. Savunma avukatı Chris Copenhaver, Zack'in bağımlılık geçmişini ve itiraflarından bu yana geçirdiği dönüşümü anlattı. Zack O'Neill, 3 ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, en az 30 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye olabilecek. Ayrıca Zack, Eylül 1998'de bir kadına düzenlenen saldırıda, cinayete teşebbüs ve tecavüz suçunu da kabul etti. Böylece Miranda Fenner davası kapandı ve yıllar sonra adalet yerini bulmuş oldu. Zack'in itirafları olmasaydı, bu dava hiçbir zaman çözülemeyecekti. İkinci vakaya geçmeden önce, olayları araştırırken dil konusunda yardım aldığımız, video sponsorumuz olan Sorbil'den bahsetmek istiyoruz. Sorbil bir online eğitim platformudur. İçinde 100'den fazla eğitim ve 4 ana kategori bulunur. Bunlar yazılım, yabancı dil, kariyer gelişimi ve kişisel gelişimdir. Dilerseniz Sorbil Premium ile platformdaki eğitimlerin tamamına katılabilir, kendinizi her alanda geliştirebilirsiniz. Tamamlanan her eğitim için ek bir ücret ödemeden, CPD üyesi Sorbil tarafından verilen uluslararası sertifikanızı alabilirsiniz. Platformdaki eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından özel olarak hazırlanır, Sorbil'in kalite kontrol ekibi tarafından denetlenir ve denetim sürecinden geçtikten sonra platforma yüklenir. Sorbil Premium aylık sadece 49.90 ve yıllık indirimle 290 TL. Ayrıca yıllık abonelik satın alırken puslu kodunu kullanabilir ve %20 ek indirim sağlayabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Marple kasabasına gidiyoruz. Gretchen Harrington, 13 Haziran 1967 tarihinde Marple'da dünyaya geldi. Babası Harold Boyd, annesi Ina Harrington'dı, Gretchen'ın 3 kız kardeşi vardı.
Babası Harold Harrington, hayatını kiliseye hizmet etmeye adamış bir papazdı ve Marple'daki kilisede görev yapıyordu. 8 yaşındaki Gretchen, 15 Ağustos 1975 gününe erkenden başladı. O gün İncil okuluna gidecekti. Gretchen İncil okuluna genellikle ablasıyla giderdi. Ancak o gün küçük kardeşleriyle ilgilenmek için evde kaldı. Ablasıyla vedalaşan Gretchen, sabah saat 9 civarında, elinde bir İncil'le evinden ayrıldı ve yalnız başına yürümeye başladı. 9.30'da diğer çocuklar kamp alanına ulaştı, günün ilk aktivitesi sabah egzersiziydi ve bir başka papaz çocuklardan sorumluydu, ancak Gretchen ortalıkta yoktu. Saat 10.30 civarında ise, kamp alanındaki çocuklar kiliseye götürüldü, kızını göremeyen Harold endişelendi. Bunun üzerine meslektaşı David'e, Gretchen'ın sabah egzersizine gelip gelmediğini sordu, David ise o gün hiç gelmediğini söyledi. Harrington ve Zenstra aileleri birbirlerine oldukça yakınlardı, hem komşu hem de meslektaşlardı, ayrıca ailenin kızlarından biri Gretchen'ın yakın arkadaşıydı. Gretchen'ın kaybolduğu haberini alan David, hemen Marple Polis Departmanı ile iletişime geçti ve arama çalışmalarının başlatılmasını sağladı. Güneşin batışıyla beraber, Harrington ailesi acı gerçekle yüzleşmiş gibiydi. Annesi yine kızını bir daha canlı göremeyeceğini düşünüyordu. Ayrıca bu kayboluş, Marple kasabasında şok etkisi yarattı. İnsanlar tam anlamıyla panik halindeydi. Yüzlerce kişi arama çalışmalarına katıldı. Pensilvanya Eyalet Polisi de helikopterlerle arama çalışmalarına katıldı, sürekli olarak bölgeyi taradılar ve Gretchen'a ait bir iz aradılar. Gretchen'ı arayan gönüllüler ve kilise üyeleri, bu olayın kasabayı derinden sarstığını, topluluklarının artık güvende olmadığını söylediler. Gretchen'ın sınıf arkadaşı Karen'ın annesi, bu kayboluştan sonra kızını kuaföre götürdü ve saçlarını erkek çocuğu gibi kestirdi. Kızının dikkat çekmesini istemiyordu. Ayrıca Karen'ın yalnız başına yürüyerek gittiği piyano derslerine ve yüzme kulübüne göndermiyordu. Gretchen'ın ortadan kaybolmasından sadece 2 gün sonra, polisler kamuoyuna açıklama yaptı ve geniş çaplı aramalarını durdurduklarını açıkladılar. Müfettişlerin elindeki ipuçları kısıtlıydı. Polis şefi yerel gazeteye hiçbir ipuçları olmadığını ve arama ekiplerinin herhangi bir delil bulamadığını belirtti. Takip eden haftalarda polisler, Gretchen'ın başına ne geldiğini öğrenmek için sorgulamalarına başladılar. Tanık olarak seçilen kamp öğretmenleri, öğrenciler ve velileri polis tarafından sorguya çekildi ve soruşturmayı ilerletecek bazı önemli bilgiler elde edildi. Olay günü üstü açık koyu renkli bir arabanın, kilisenin yakınlarında durduğu, bir kızla konuştuğu iddia edildi. Ayrıca bir başka şehrin öğrenci kilise grubu, 45 gün boyunca civarda kalmıştı. Bu da günlük rutinin bozulduğunu ortaya çıkardı. 19 Ağustos tarihinde ise, bir çit direği üzerinde küçük bir şort keşfedildi. Bu keşifle aramalar tamamen başka bir boyut kazandı. İlk başta bu şortun Gretchen'a ait olduğu düşünüldü. Ancak o gün kampa hiç gelmediği belirtilmişti. Bu yüzden bu şort Gretchen'a ait olamazdı. Müfettişlerin şüpheli bulduğu bir diğer durum, David Zenstra'nın o gün verdiği kayıp bildirimiydi. David polislere Gretchen'ı, 8 yaşında, sarı saçlı, saçları at kuyruğu yapılmış ve lacivert şort giyen bir kız olarak tanımlamıştı. İfadesine göre şortun her iki tarafında cepler vardı, görünür düğmeleri yoktu. O gün Gretchen'ı görmemiş biri için oldukça ayrıntılı bir açıklamaydı. Şortun özellikleri hakkında David'in bu kadar spesifik bilgilere nasıl sahip olduğu sorgulandı ve okları ona çevirdiler. David ise Gretchen'e olay günü hiç görmediğini, bu kayboluşla bir ilgisi olmadığını iddia ediyordu. Kayboluştan 2 ay sonra, Gretchen'ın evinden yaklaşık 20 dakika uzaklıkta, Ridley Creek Eyalet Parkı'nda, bir koşucu iskeletleşmiş insan kalıntılarına rastladı. İlk başta ne bulduğundan emin olamadı, ta ki bir tırnak olduğunu açıkça fark edene kadar, hemen bu durumu park bekçilerine bildirdi. Ayrıca keşfin haberi Gretchen'ın ailesine verildi, kıyafetlerin kızları Gretchen'a ait olduğunu doğruladılar, öyle ki annesi bu kıyafetleri kendi elleriyle örmüştü. Adli tabip diş kayıtlarını kullanarak, cesedin Gretchen'a ait olduğunu kesin olarak belirledi, ölüm şekli cinayet,
ölüm sebebi ise kafasına aldığı darbelerdi. İlk olarak polisler cinsel saldırıdan şüphelense de, otopside buna dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Gretchen'ın cesedinin bulunduğu gün, Harold kilisede kürsüye çıktı ve yürek burkan bir vaaz verdi. Gretchen'ın Mesih'e duyduğu inançla artık özgür olduğunu, fakat suçlunun korkunç bir esaret içinde bulunduğunu, gerçeği bilmesine rağmen ortaya çıkamadığını söyledi. Cesedin keşfiyle birlikte vakada hareketlilik yaşanmaya başlandı ve birden tanıklar ortaya çıktı, bazıları oldukça umut vericiyken bazıları anlamsızdı. Müfettişler aralarında birçok cinsel suçlunun da bulunduğu bir dizi potansiyel şüpheliyi araştırdı, ancak sonunda hiçbir tutuklanma olmadı. Küçük kız Gretchen'ın başına o gün ne geldiği ise, yıllar boyunca bir gizem olarak kaldı ve dava mecburen soğumaya bırakıldı. Joanna Falcon Sullivan, Gretchen'ın cinayeti işlendiğinde sadece 9 yaşındaydı ve olayın geçtiği kasabada büyümüştü. Joanna hayallerinin peşinden gitti, deneyimli bir gazeteci oldu ve Gretchen cinayetini anlatan bir gerçek suç kitabı yazdı. Bu hikayeyi yıllardır kaleme almak istiyordu, çünkü bu trajik olay çocukluğunu fazlasıyla etkilemişti, kitabı yazmaya pandemi döneminde başladı. Gretchen Harrington'ın Trajedisi adlı eseri, Ekim 2022'de yayınlandı, yayınlandıktan sonra bir başka kadın bu kitabı okudu. Bu kadın Marple Polis Departmanı'nı aradı ve Gretchen hakkında konuşmak istediğini, bir şeyler biliyor olabileceğini söyledi. O dönemlerde Marple'a 5 kilometre mesafede yaşadığını, 10 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırma girişimi olduğunu ve bu tür bilgileri içeren günlükler tuttuğunu belirtti. Yıllar sonra gelen bu bilgiler, polis şefi Coffey'nin dikkatini çekti ve olayı araştırmaları için Marple polisiyle iletişime geçti. Yaklaşık yarım yüzyıldır çözülmemiş olan bu dava, kadının verdiği bilgiyle tekrar canlandı ve başka bilgiler de paylaştı. Bu muhbir çocukluğunda Gretchen ve Zoe Harrington ile yakın arkadaş olduğunu söyledi. Ayrıca David Zenstra'nın kızları Mara ve Kristen'la da arkadaştı. Zenstra ailesinin evinde sık sık vakit geçirirdi. 10 yaşındayken bir gece onlar da yatıya kaldı ve o gece rahatsız edici olaylar yaşandı. Gece yarısı uyandığında papaz David'in kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu gördü ve hemen pozisyonunu değiştirdi. Panik yapan David odadan ayrıldı. Kızlar ertesi sabah uyandılar, bu sefer de David kendi kızına tuhaf davrandı, kız ise neden böyle yaptığını sordu, David'in eşi bunu bazen yapıyor dedi. Daha sonra kız olayları anne ve babasına anlattı, ailesi bu durumun rahatsız edici olduğunu, artık onların evinde kalmasına izin vermeyeceklerini söylediler. Polislerin ve kadının zaman çizelgesine göre, söz konusu olay Gretchen'ın ortadan kaybolmasından sadece bir hafta önce meydana geliyordu. Ayrıca gizli muhbir polislere, mahallesinde Holly adında bir kızın yaşadığını ve bu kızın bir kaçırılma girişimine maruz kaldığını aktardı. Bu gelişmelerden sonra eyalet polisleri harekete geçti, David Zenstra'yı araştırmaya başladılar ve Georgia'da yaşadığını keşfettiler. Marietta, Georgia'da bulunan evine gittiler ve Gretchen davası ile ilgili olarak konuşmak istediler, David ise karakolda buluşma teklifini kabul etti. 17 Temmuz tarihinde dedektifler David'i sorguya aldı. Ancak David olayla herhangi bir bağlantısı oluşunu reddetti. Ardından polisler, kendi kızlarına ve arkadaşlarına yaptıklarının iddialarını sundu ve David sonunda anlatmaya başladı. O günün sabahında Gretchen'ı kamp alanından kiliseye götürecekti ve arabasına davet etti, daha sonra onu güvenli bir ormana götürdü. Aracı park ettikten sonra ise, ondan elbiselerini çıkarmasını istedi, Gretchen bunu reddedip eve gitmek istediğini söyledi. Bu reddedilişten sonra ona saldırdı, kafasına defalarca yumruk attı ve küçük kız saniyeler içinde hareketsiz kaldı. Daha sonra nabzını kontrol etti ve öldüğüne emin olduktan sonra arabaya bindirdi, yarı çıplak vücudunu ormana bıraktı. Harrington ailesiyle olan yakın ilişkileri nedeniyle, günlük rutinine devam etmeye karar verdi, yoksa dikkat çekecekti. Gretchen'ın cinayetiyle suçlanan David Zenstra, 17 Temmuz 2023'te tutuklandı ve kefaletsiz olarak hapse gönderildi. Ayrıca ülke çapındaki kayıp kişi ve cinsel saldırı davalarına
potansiyel olarak yardımcı olabilmesi için David'den bir DNA örneği alındı. Bölge savcısı Jack Stolzheimer, yaşananların her ebeveynin karşılaşabileceği bir durum olduğunu, bu dehşet verici olayın bir aileyi yıkıma uğrattığını ve sonuç olarak bir topluluğun sonsuza dek değiştiğini belirtti. Hristiyan Reform Kilisesi de bir papazın tutuklanmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Şiddetin her yerde, hatta kiliselerde bile gerçekleşebileceğini, bunu kabul etmenin zor olduğunu belirtti. David Zenstra'nın eşi Margaret, kocasının tutuklanmasının ardından yorum yapmaktan kaçındı. Gretchen'ın babası Harold, 94 yaşındayken 2021'de vefat etti. Kızının failinin aslında arkadaşı olduğunu göremedi. Açıklama yapan yetkililer, David'in 40 yıllık süre boyunca farklı kiliselerde görev yaptığını, Kaliforniya, Texas ve Georgia'da yaşadığını belirttiler. Bu adamın çocuklarla hep iç içe olduğunu, saldırısına uğramış daha fazla kurban olabileceğini, bir bilgisi olanların kendilerine ulaşması gerektiğini söylediler. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.